Merhaba arkadaşlar, Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitim serisi videolarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün kabak ilaçlaması yapıyorum. Kabak ilaçlaması yaparken aklıma bir şey geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önceki videolarımda zannedersem belirtmedim. Dediğim bu şekilde eğer uygulama yaparsanız hem ilaç sarfiyatınız azalacak, ekonomik olarak cebinizden fazla ilaç parası çıkmayacaktır. Hem de fazla ilaç atıp bitkiyi strese sokmamış olursunuz. Şunu şöyle bir özetleyecek olursak, şimdi insektisitleri atıyoruz haşereler için ve fungisitleri atıyoruz mantar hastalıkları için. Fungisitler ve bitki besleme ürünlerini periyodik olarak atmalıyız. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Haşere ilaçlarını kontrolü yapıp haşereyi gördükten sonra o haşere için ilaç kullanmalısınız. Fakat fungisitleri kontrol amaçlı tarlaya hastalık girmeden bunu periyodik olarak atmalıyız. Bu şekilde yaptığımız takdirde boşu boşuna insektisitlere para vermemiş oluruz. Hem de fazladan tarlamıza ilaç atmayıp ekonomik olarak zor duruma girmeyiz. Bu küçük bir bilgi ama benim nazarımda kıymetli bir bilgi. Çünkü ilaç fiyatları çok yüksek. Atılan ilaçlar bitkiyi strese sokuyor. Ne kadar da olsa kaliteli ilaçlar dahi olsa sonuçta bir insektisit, yani halk arasında sonuçta bir zehir arkadaşlar. Bunu elimizden geldiği kadar az atmaya gayret göstermeliyiz. İlaç atmak bir marifet değil. Eğer tarlada bir haşere varsa bu haşereyi kontrol altına almak için bu tür insektisitleri kullanmak zorundayız. Fakat haşere yoksa bunu periyodik olarak yapmanın bir anlamı ve gereği de yoktur arkadaşlar. Ama mantar ilaçlarını periyodik olarak bunu sürekli 15 güne bir mi yapıyorsunuz, haftada bir mi yapıyorsunuz, ilacın çeşidine, mevsim, iklim şartlarına bağlı olarak yağmur yağdıktan sonra bunu periyodik olarak yapmalıyız. Kısacası haşere ilaçlarını tarlada haşere gördüğümüz zaman atıyoruz. Fakat mantar ilaçlarını hastalık görmeden atıyoruz ki tarlaya hastalık bulaşmasın diye. Hastalık girdikten sonra kontrolü çok daha zordur. Hastalık girmeden önlemini alırsak tarlamıza hastalık sokmamış oluruz. Bugünkü videom arkadaşlar bu kadar. Umarım faydanıza olur. Ben kendim bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız ekonomik olarak zarar etmemiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer halen abone değilseniz de abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Rençber TV bereketli ürünler, bol kazançlar diler. Hoşça kalın arkadaşlar.